Tarihin en şaibeli futbol maçı tanımını yapıyor İngilizler. 2009'daki Chelsea-Barcelona Şampiyonlar Ligi yarı finali için. Chelsea turun ilk maçında Camp Nou'dan 0-0 beraberlikle ayrıldı. Rövanşa ise Essien'in maçın başında tarihe geçen golüyle başladılar. Hiddink'in Chelsea'sini kimse durduramazdı. Norveçli hakem Tom Henning, Ovrebo dışında. 28'de Maduda'nın ceza sahası içinde düşürüldüğü pozisyona hakem gözünün önünde olmasına rağmen dışarıda dedi. 31'de Drogba'nın 78'de Anelka'nın karşı karşıya yerde kaldığı, 81'de Pique'nin eliyle kontrol ettiği pozisyonları devam ettirdi. Iniesta 90+3'te deplasman golü kuralıyla turu getirecek golü attı. Chelsea'nin de Ovrebo'nun da durmaya niyeti yoktu. 90+5'te Balan şutu hakemin tam önünde Eto'nun kolundan döndü. Ovrebo yine penaltıyı vermedi. Balak öfkeden deliye dönüp sağda hakemi kovaladı. Drogba maçtan sonra rezalet diye hakeme ve kameralara bağırdı. 10 yıl sonra o maç öncesinde fotoğraf sözü verdiği ama maç sonunda öfkeyle unuttuğu çocuğu Ballon d'Or ödül töreninde takdim etti. O çocuk Kylian Mbappe'ydi.